Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Buluşması'nda Şartım filmimizin hemen ardından konuşmalarımıza geçeceğiz efendim. Ölütmez. Sen de bir gün bu lezzet ve sağlıkla büyütüyor bu gelenek. Sağlığımızın dostu bu. Yemeklerin, kısaca sofraların Sayın Valim, değerli milletvekilim, sektörün çok kıymetli paydaşları, zeytinle ilgili de bazı müjdeler de vermemiz lazım. Biz bakanlık olarak zeytinle ilgili vermiş olduğumuz desteklerin hepsine devam edeceğiz. Orada bir sıkıntı yok. Ama artık bakanlığımız daha büyük bir aile, biliyorsunuz. Tarım ve Orman Bakanlığı. Şimdi orman tarafında da yapabileceğimiz, gidebileceğimiz çok mesafe var. Gelmeden önce de Orman Genel Müdürümüzle konuştum. İşin açıkçası da biraz da sıkıştırdım. Yani çünkü işin iki tane eksini var o tarafta. Orman tarafında biri orman vasfı taşıyan ama bugün orman olmayan orman arazilerimiz var. Bunların tekrar ağaçlandırılması konusunda zeytinin değerlendirilmesi. İkincisi de Delice dediğimiz, bizim Delice dediğimiz ve sahipsiz yabani zeytinlerin de aşılanması ve bunların da ekonomiye kazandırılması var. Burada da 2023'e kadar rakamlı bir plan istiyorum. İzmir'e de bu toplantıyla ilgili gelirken Orman Genel Müdürümüze dedim ki ne yapacağız? Kaç tane yabani zeytin aşılayacağız? Bunu 2023'e kadar 2 milyon yabani zeytin aşılayacağımızla ilgili ben kendisinden taahhüt aldım. Bunu artık 20, 21, 22, 23, 4'e böleceğiz. Demek ki 500 bin yabani zeytini önümüzdeki yıl 2020 yılında aşılıyor olacağız minimum. Zeytincilik yapılan illerimizde 300 bin dekar alanda da 12 milyon fidan dikeceğiz. Şimdi özel ağaçlandırma ile ilgili bir yönetmeliğimiz yayınlandı biliyorsunuz. Bununla ilgili ufak bir değişiklik daha yapacağız. Başvuru sürelerinden dolayı, başvuru süreleri senede iki defaydı. Bunları da kaldırtıyorum. Çünkü bugün itibariyle başvuruyu alalım. Belki biraz teşkilatımız yorulacak ama vatandaş istediği zaman başvuracak ve motive olduğu zaman başvuracak. Biz Nisan ve Eylül diye koymuşuz oraya. Dedim ki Nisan'a kadar insanın aklı değişebilir. Bu ağaç işleri de yani kendini bir günde iki günde ödeyen işler değil. Hazır birileri bu işi yapmak istiyorken biz onlara ya set çekmeyelim önlerine. Ne zaman istiyorlarsa gelsinler, başvursunlar. Biz de değerlendirmelerimizi yapalım. Özellikle bozuk orman arazilerinin tahsisleri konusunda da gereğini yapalım. Markalaşmaya mutlaka daha fazla yoğunlaşmamız gerekiyor. Hala ihracatımızın çok büyük bir kısmı dökme. Markalaşarak mutlaka ihracat yapmamız lazım. Bu da ihracatçı birliklerimize bu iş düşüyor. Verilen teşvikler fena teşvikler değil. Yani tonda 500 dolar gibi teşvikler var. Bunlar iyi teşvikler. Ben de Pirinaya'da yani Pomasoylu'nun da ihracatına ayrı bir teşvik verilmesi konusunda çok olumlu bakarım. Çünkü bu aslında tahşişin ve diğer şeylerin de önüne geçer. Yani burada da mümkün mertebe bir teşvik verilebilirse etrafta Türkiye'de tüketilmeyen yani sabun haricinde yenilebilir yağ olarak çok tüketilmeyen bir yağın çok daha kendisinden pahalı zeytinyağı ile karışma riskini de ortadan kaldırmış oluruz diye düşünüyorum. O yüzden pirina yağının teşvikini oturup konuşmamızda fayda var. Ben de hem Sayın Genel Müdür Yardımcımız bize ulak olsun öylesinler. Ben de ayrıca Sayın Bakan'la da bu konuyu ayrıca konuşacağım. Çok olumlu karşılarım. İnşallah buna da bütçe bulabiliriz. Bu son derece faydalı olur. Şimdi tahşiş konusu tabii ki bizim gündemimizde olan, bakanlığın gündeminde olan ve benim de gündemimde çok yer eden bir konu. Bu konuyla ilgili biz mümkün mertebe yönetmelik ve mevzuat gereği elimizdeki cezaların hepsini son raddesinde kullanıyoruz. Ama özellikle önümüzdeki yılın ilk günlerinden itibaren mecliste de bir yasa tasarısı getirmek istiyoruz bu tahşişle alakalı. Çünkü bu kanunların arkasından dolanan üreticilerimiz var. Ne yazık ki her konuda zeytin konusunda olduğu gibi diğer konularda da var. Özellikle tahşişin üzerinde özellikle duracağımızı ve tahşiş yapanları piyasada yaşatmayacağımızı, bunlara da aman vermeyeceğimizi
ve ticaret imkanını da tanımayacağımızı da çok açıklıkla ifade etmek istiyorum. Şimdi 323 katı ve sıvı yağ ürün gıda işletmesini denetlemişiz bu sene. Toplamda 3756 tane denetim ve 1627 adet numuneden 718'i zeytinyağı numunesi ve burada da 156 tane firmayı ifşa etmişiz bu sene. Bu ifşalarımız da devam edecek ve sistematik olarak devam edeceğiz. Çünkü kaşığı kavanoza attığınız anda o kavanozun içindekinden eminseniz içindekine ne para verdiğinizin aslında önemi yok. Çünkü birçoğunu sağlık olarak yiyorsunuz. Ben her sabah kahvaltıda bir kaşık bal yiyorum. Sadece sağlık için. Her sabah kahvaltıda bir kaşık bal. Çok özel bir bal getiriyorum. Nereden getirdiğimi söylemeyeceğim ama bu getirdiğim balda bile ya acaba bunda bir şey var mıdır diye insan şüphe ediyor yani. Olmadığına eminim ama dediğim gibi sektörü tamamen bu parazitlerden temizler isek İşte o zaman katma değere doğru vites yükseltme şansımız var. Bu bal aromalı şurup diye bir şey var Türkiye'de. Arkadaşlar tüm şuruplara çalışıyorlar ama bal aromalı şurup falan diye bir şey olmaz. Arkadaşlara şu talimatı da verdim. Nar ekşili sos, böyle bir şey olmaz. Eğer yiyemiyorsak da yemeyelim. Alabiliyorsak gerçek nar ekşisini alalım. Ama yiyemiyorsak da yemeyelim çünkü sağlıklı bir şey değil. Hepimiz gidiyoruz dışarıda restoranlarda veya alıyoruz. Ufak ufak yazıyorlar altına. Gerçekten nar ekşisi tükettiğimizi sanırken nar ekşisini tüketmiyoruz. Şimdi bunlarla ilgili kodeksler oluşturulmuş. Bunlar yasal ürünler. Ama sağlığa da mutlaka dikkat etmemiz lazım. Yani toplumun sağlığına ve geleceğine bugün için zarar olmasa da gelecekte zarar olabilecek ürünlerle ilgili de ciddi bir gayret ve çaba göstermemiz mutlaka gerekiyor. Şimdi arıcılıkla ilgili de 2000'e yakın denetim yapmışız. 860 adet numune var. 96'sında uygunsuzluk tespit edilmiş. Aşağı yukarı %10. 115 işlem ve 2.2 milyon lira ceza vermişiz. Ama dediğim gibi bu vermiş olduğumuz cezalar yüksek olmasına rağmen tahşiş yapanları buradan caydırmıyor. Çünkü 3 defa 5 defa yakalanmasa o ödediği cezayı bir şekilde çıkartıyor. İnşallah 2020'de de bir bal çalıştayı yapıyor olacağız. Taklit ve tahşiş laboratuvar altyapımızı da güçlendiriyor olacağız. Hakikaten güzel laboratuvarlarımız var her yerde. Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da. Yani çok ciddi yatırımlarla yapılmış laboratuvarlar bunlar. Ama dediğim gibi her gün yeni yeni metotlarla bu savaşı inşallah kazanan tarafta olacağız ama dediğim gibi sektörün de bize bu konuda yardımcı olması lazım. Sektörün de otokontrolüne ihtiyacımız var. Hem zeytinyağında hem arıcılıkta hem de diğer konularda. Yani çürük yumurtaları aranızdan ayıklayın. Ayıkladıktan sonra herkes görecek ki bu işte çok daha fazla katma değer var. Zeytinyağı potansiyelimizi daha iyi kullanacağımız bir dönem diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugüne özel bir anı takdimimiz olacak.